Gündeme hoş geldiniz. Ben Sezen Gürkük. Bugün Bir TV'de yeni bir programla sizlerleyiz. SSK, Bağkur ve de emekli sandığı. Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren milyonlarca soru var aslında. Emeklilikte akla takılanlar. Sosyal güvenlik uzmanı Necati Çetiner sorularınızı bu ekranda yanıtlayacak. Şunu da hatırlatalım. Bizlere çetinernecati262@gmail.com'dan ve hashtag Necati Çetiner üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sayın Sezen Hanım. Bugün seyircilerimizden birçok soru geldi. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Tabii ki. Öncelikle şöyle diyelim. Sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi sosyal güvenlik haklarından insanlarımızın mahrum kalmamak için kendi haklarını bilmesi noktasında bu programı hazırlamış bulunmaktayız. Gerek SSK'lı, gerek Bağkurlu, gerek emekli sandığı devlet memurları, gerekse tarım kesiminde çalışan çiftçilerimiz kendi haklarını öğrenmek için sizin belirtmiş olduğunuz Gmail adresinden bize ulaşırlarsa kendilerine en sağlıklı bilgiyi sunmaya çalışacağız. Peki, ilk sorumuzla başlayalım. Doğum borçlanması hakları kimler üzerinden faydalanabilir? Öncelikle bunun cevabını alalım sizden. Doğum borçlanması biliyorsunuz kadınlarımız, kadın sigortalılarımızla ilgili bir uygulama. Kadın sigortalılarımız doğum yapmadan önce sigortalı çalışmaları var ise bilahire zaman içerisinde yaptıkları doğum sürelerinden sonra, yani doğum yaptıktan sonra 2 yıl çalışmamış iseler 2 yıllık süreyi borçlanabilirler. İsterseniz bunu daha değişik bir örnekle açıklayalım. Tabii. Kadın sigortalımız önce sigortalı oldu. Daha sonraki yıllar içerisinde doğum yaptı. Ve doğum yaptıktan sonraki süre içerisinde çocuğuna baktı. 2 yıl çalışmadı veya 1 yıl çalışmadı. Bu çalışmadığı süreleri borçlanabilir. Ancak her kadına yaptığı 3 doğum için her doğuma 2 yıl borçlanma hakkı verildi. Bu noktada da esas itibariyle birinci kural kadın sigortalının doğum yapmadan önce sigortalı çalışıyor olma şartı veya geçmişte stajyer sigortalılığı olması şartı bulunmakta. Yani siz sigortalı prim ödeyerek sigortalı çalışmanız yok ama daha önce bir iş kolunda gerek okulunuz nedeniyle gerek bir çıraklık nedeniyle stajyer olarak çalıştınız. Bunu belgelerseniz çıraklıktan stajyerliğinizi belgelerseniz daha sonraki yapmış olduğunuz her çocuk için 2 yıl olmak kaydıyla 3 çocuğu geçmemek kuralı yani 6 yılı geçmemek kuralıyla doğum borçlanması yapabilirsiniz. Sanırım bunu açıklamış olduk. Bununla ilgili sorular gelirse yine zaman içerisinde cevaplandırırız. Peki diğer sorumuza geçelim. 01.08.2001 tarihinde ticari faaliyete başladım ve Bağkurlu oldum. 01.12.2005'te son verildi. 01.01.2020 tarihinden itibaren sigortalı çalışmaya başladım. Ancak 1990 ve 1995 yılları arasında Almanya'da işçi olarak çalıştım. Bu çalışmalarımla ilgili herhangi bir işlem girişinde bulundum. Emeklilik durumum ne olur diye sormuş Fevzi Yıldız. Şimdi Sezen Hanım, bahsetmiş olduğunuz Fevzi Bey, 2001 yılındaki ticari faaliyetinden dolayı Bağkurlu olmuş. Ancak 2005 yılında Bağkur sigortalılığına son vermiş ve 2020 yılında da sigortalı çalışmaya başlamış. Bu kişi EYT haklarından şu anda yararlanamaz. Ancak çok önemli bir konu var burada. 90 ile 95 yılları arasında Almanya'daki çalışmış olduğu işçilik sürelerini yurt dışı borçlanması yaparak sigortalılık başlangıç tarihini 90 yılına çekebilir.
Bu durumda da EYT kapsamına alınır. Yani EYT'den faydalanır ve daha erken emekli olur. Hı hı. Şimdi anladığım kadarıyla buradaki süreler 90-95 yıllar arasında 5 yıllık bir süre var. İster bunun tamamını borçlanabilir, yurt dışı borçlanması yapabilir. İsterse bu yurt dışı borçlanmasından sadece EYT'den yararlanmak için bir yılını, birkaç yılını borçlanabilir. Bunu da şöyle bugünkü kriterlere göre değerlendirecek olursak günlüğünü 300 lira, 301 lira üzerinden borçlanma yaparak ödedikten sonra EYT kapsamına alınır. Bu sigortanın böyle bir şansı var. Bu nedenle bunlara önerimiz, bu durumdaki sigortalımıza önerimiz yurt dışı borçlanması talebinde bulunarak, yani illaki 5 yıl yurt dışında çalıştı ama bu gösterdiğimiz yurt dışı borçlanma tutarını yüksek buluyorsa çalıştığı sürenin bir kısmını borçlanarak EYT kapsamına girebilir. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Aysel Can sormuş. 04.10.2010 tarihinde ilk defa sigortalı oldum. Bağkur ve SSK sigortalı sürelerimin toplamı 5150 gün. 2000 yılından önce bir doğum yaptım. Doğum borçlanması yaparsam sigortalılık başlangıç tarihim 04.10.2000 öncesine gider mi? Diye sormuş Aysel Can. Programımızın başında doğum borçlanmasını açıklamıştık aslında. Açıklamıştık. Aysel Hanım'ın sorusu da ona benzer bir soru. Ancak buradaki esas olan nedir? Aysel Hanım sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğum yapmış. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğum yaptığı için staj süresi de yoksa doğum borçlanması kapsamına girmez. Eğer sigortalı çalışmaya başladıktan sonra, daha sonraki bir tarihte doğum yapmış olsaydı, doğum borçlanması kapsamına girerdi. Peki, bir diğer sorumuz Mustafa Şahin'den gelmiş. 04.10.2010 tarihinde Bağkurlu olduğum primlerimi bir yıl düzenli ödedim. Daha sonraki 5 yıllık primlerimi ödemedim. Bu süreçlerin silindiğini öğrendim. 2013 yılından itibaren 10 yıldır SSK'lı olarak çalışmaktayım. 1995 yılında 18 ay askerlik yaptım. Askerlikte geçen süreçlerim borçlanırsam sigortalılık başlangıç tarihim geriye çekilir mi diye sormuş. Şimdi 4.10.2000 genelde sorular hep 4.10.2000'den geliyor. Evet. Sezen Hanım. Neden? Şöyle bir örnek verelim isterseniz. İnsanlar diyelim ki 1990 yılında ticari faaliyete başladı. O yıllarda sistem manuel olduğu için kişilerin Bağkurlu olmaları için mutlaka kendilerinin müracaat etmeleri gerekiyordu. Hı hı. Veya meslek kuruluşlarının Bağkur kuruluşuna bildirmesi gerekiyordu. Hı. Daha sonra 619 sayılı kanun hükmünde kararname ile ticari faaliyeti 2000'den önce olup da o tarihe kadar Bağkur'a müracaat etmeyenlerin Bağkur kaydı 4.10.2000 tarihi olarak esas alındı. Yani online sisteme geçti. Hı hı. Bu şirket ortakları, limited şirket ortakları, anonim şirket ortakları, anonim şirketin kurucu ortakları, tarım kesiminde ziraat odasında kayıtlı olan çiftçiler, muhtarlar, diğer meslek dallarındaki çalışanların hepsi, yani ticari faaliyette bulunan, kazanç sağlayan, vergi mükellef olanlar 4.10.2000 tarihinde kapsam alındı. Ancak meslek kuruluşları 4.10.2000 tarihinden önceki sürelerin tescil edilmesiyle ilgili çalışmaları var, çabaları var. Bunu bildiğim kadarıyla hükümete ilettiler. Önümüzdeki günlerde bunu esas alırlar mı almazlar mı, o konuda yorum yapamıyorum. Ancak bu Mustafa Bey'in durumu 4.10.2000 tarihinde Bağkurlu olmuş, bir süre ödemiş, ödemediği süreler silinmiş.
Evet. Bu silinme değil esasında. Dondurulma. Eğer isterse bu süreleri tekrar canlandırabilir. Canlandırabilir. Ama tabii buradaki canlandırma işlemi bugün itibariyle müracaat ederse 30 Haziran 2024 tarihine kadar günlük 231 lira üzerinden yapılacak. Her ne kadar bahse geçen süreler 2000 yılına ait olsa bile bugünkü prim üzerinden borçlanma yapacak. Artı 5 yıllık sürenin canlandırılması da sigortalıya belki bu sürenin yarısı emeklilik olmak için günlerini tamamlayacak ama yasa diyor ki sen sigortalılık sürelerini geçmişte dondurulmuş sigortalılık sürelerini canlandırmak istiyorsan bunun tamamını borçlanman, ihya etmen gerekir diyor. Yani kısmi ihya söz konusu değil. 1995 yılında 18 ay askerlik yaptım. Askerlikte geçen sürelerimin borçlanması sigortalılık başlangıç tarihimi geriye çeker mi diye sormuştu. Tekrardan hatırlatalım sayın seyircilerimize, cevabımızı alalım Çetin Erden. Sezen Hanım, şimdi askerlik borçlanması ile doğum borçlanması farklı şeyler. Biraz önce doğum borçlanmasında ifade ettiğimiz gibi bayan sigortalılarımızın doğum borçlanması yapabilmesi için mutlaka sigortalı çalışmış olma şartı var. Askerlik borçlanmasında erkek sigortalılarımızın ise askerlik borçlanması haklarından yararlanabilmesi için geçmişte sigortalı çalışması şartı yok. O nedenle Mustafa Şahin her ne kadar 4-10-2000 tarihinde sigortalı olmuş ve askerlik süreleri de 4-10-2000 tarihinden önce olduğu için askerlik borçlanması yaparsa sigorta başlangıç tarihini yapmış olduğu borçlanma süresi kadar geriye çeker. Bu da 8-9-1999 öncesine giderse EYT kapsamına alınır ve 17 yıl daha önce emekli ayrılır. Bu nedenle ben bu durumda bulunan sigortalılarımızın yani sigortalılık süresinden önce askerlik yapmış olan sigortalılarımızın askerlik sürelerini borçlanmasını sağlıklı görüyorum. Bunu tutarını da hesaplamak için yine 2024 parametrelerinde askerlik borçlanması günlük tutarı 213 lira 37 kuruş. Bir günlük tutarı. İsterlerse askerlik süresinin tamamını borçlanabilirler sigortalılarımız. İsterlerse kısmi süresini borçlanabilirler. Yani şimdi şöyle diyelim. Sigortalılık başlangıç tarihi 4-10-2000. Evet. 8-9-1999'da şey olacak olursa, EYT'nin başlangıç tarihi olacak olursa yaklaşık 1 yıl 1 ay borçlanırsa EYT kapsamına girebilirler. Yani 18 ay askerlik bile yapmış olsa askerlikte geçen sürenin tamamını borçlanmasına gerek yok. Bu anlamda ben bu durumda Mustafa Şahin'in durumunda bulunan Mustafa Şahin de olmak üzere bütün sigortalılarımızın askerlik borçlanmasını yapmalarına salık veriyorum. Niçin? Çünkü EYT kapsamına girecekler. Hem süre kazanmış olacaklar. Aslında doğum borçlanmasından daha mı avantajlı oluyor? Tabii. Şimdi bu durumda tabii doğum borçlanması bayanlarımız bu haktan mahrum oldukları için geçtiğimiz dönemlerde bayanlarımızın da bu haklardan yararlanmasını sağlamak üzere ciddi tepkiler oldu. İşin doğrusu da o zaten. Evet, benim de dikkatimi çekti. Yani şimdi bayanlar sigortalı oluyor ama daha önce yapmış olduğu doğum sürelerini borçlanamıyorlar. Evet. Erkekler sigortalı oluyor, sigortalı olmadan önceki sürelerini, askerlikte geçen sürelerini borçlanabiliyorlar ve sigortalılığını geriye çekiyorlar.
Bazı siyasiler bu noktada, bazı dernekler, kadın dernekleri, siyasiler ciddi anlamda ayaklanma olmuştur diye düşünüyorum. Başvurularda bulundular. Tahmin ediyorum bununla ilgili çalışmalar da var. Evet. Ama tabii yani bu EYT çok kolay bir olay değil. Yaklaşık 2 milyon kişi emekli olduğu için eğer bu durumda bu hak verilirse kadınlara, yani sigortalı olmadan önce yapmış olduğu doğumları borçlanma hakkı verilirse, sigortalılık tarihleri geriye çekileceğinden EYT'den yararlanan kadın sayısı 1 milyonu geçer diye düşünüyorum. Yani bu da bütçeye ciddi bir yük getireceğinden artık hükümetin takdirinde olan bir şey. Ama tabii yapılan haksızlık var. Kadınlarımızın da bu haklardan yararlanması noktasında temennilerimiz olacaktır. İnşallah bu kapsama girer kadınlar da diyoruz. Sizin elinize de sanırım cetinernecati262@gmail.com'dan sorular ulaşmış diye gördüm. Evet, bana ulaşan soruları isterseniz kısaca özetleyelim, cevaplayalım. Tabii, çok seviniriz. Buyurun. Bana İsmail Mert isminde bir sigortalımız başvuruda buldu. Sorusu şöyle: 1985-86 yılları arasında askerliğimi asteğmen olarak yaptım. Daha önceki sigortalılığım 2001 yılının Ekim ayında başladı. Şu an toplam sigortalılık sürem 5550 gün. Askerlikle yedek subaylık başlangıcım, sigorta başlangıcım olur mu? Diye bir sorusu var. Şimdi şöyle açıklayalım. Askerliğini yedek subay olarak yapan kişiler emekli sandığına tabidir. Yani bir anlamda devlet memuru kapsamında değerlendirilir. Askerliğini yedek subay, bir okul dönemi vardır. Okul dönemi er süresi, yani asteğmen olmadan önceki süre, bu 4 ay sürer. Asteğmenliğe başladığı tarihten sonraki süresi 1 yıl sürer. Bu 1 yıllık süreye 3 ay yıpranma zammı verilir. Biz buna fiil hizmet zammı diyoruz. Yani eğer kişi 8-9-1999 tarihinden, EYT'nin başlangıç tarihi olan 8-9-1999 tarihinden önce yedek subaylık, asteğmenlik yapmış ise bu süreler emekli sandığı kapsamında olduğu için bu kişi daha sonraki sigortalılık sürelerinde dikkate alarak EYT kapsamından yararlanır. Bu önemli bir konu. Evet. Bu durumda olan erkek sigortalılarımız mutlaka yedek subay okul dönemlerine ilişkin sürelerinin, şu anda sigortalı ise sigortaya, şu anda Bağkurlu ise Bağkur'a aktarılması noktasında sosyal güvenlik kurumlarına, Ankara Kamu Emekleri Dairesi Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvurmasında yarar görüyorum. Hal böyle olunca da bu sigortalımız 5550 gün sigortalık süresi var. 85-86 yılları arasında da asteğmenlik yapmış. Bu sürelerde emekli sandığı kapsamında olduğu için 8-9-99 tarihinden önce ki EYT kapsamına girdiği için birleştirme işlemlerinden sonra ve hatta şimdi bile emeklilik müracaatında bulunarak yedek subaylık hizmetlerinin birleşmesi talebinde bulunabilir. Bana gelen diğer bir soru var. Serdar Coşkun'la ilgili. 1996-1998 yıllar arasında 2 yıl, 720 gün sigortalı çalışmam oldu. Ancak 1-5-2000 tarihinde devlet memuru oldum. Halen memuriyetim devam etmektedir. 25 yılımı doldurduğum tarihte EYT kapsamında emekli olabilir miyim? Yani şöyle, devlet memurlarında 25 yıl şartı vardı. Ancak bu kişi 1996-98 yılları arasında 2 yıl sigortalı çalıştığı için, EYT yasası çıkmadan önce sigortalı çalışması bulunduğu için bu sigortalımızda
EYT kapsamında değerlendirilir. 25 yılını doldurduğu tarihte erkek sigortalı olduğu için emeklilik müracaatında bulunabilir. Peki bana gelen bir soru var. Berber Nihat Seçkin'den gelmiş. 04.10.2000 tarihinde Bağkur kapsamına girdim. 4 yıl ara verdikten sonra 01.10.2004 tarihinden sonra mesleğime geri döndüm ve primlerimi düzenli ödemekteyim. Bağkur'dan emeklilik 9.000 günden olduğunu biliyorum. Sürenin 7.200 güne düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme var mı diye sormuş Berber Nihat Seçkin. Bu güzel bir soru. Biliyorsunuz Bağkur'dan emeklilik 7.200 değil 9.000 gün. SSK'dan emeklilik 7.200 gün. Arada bir ciddi fark var. Evet. Bununla ilgili Sayın Bakan bir açıklaması oldu. Bu yasa tasarısıyla ilgili Bağkur sigortalılarının ama belli bir kısmının küçük esnaf, sanatkar yani işte berber olabilir. Terzi olabilir. Daha çok esnafları küçük içerik. Esnafı. Büyük şirket ortaklarını değil de düşünce o şekilde. Ama belki büyük esnafı da alırlar. Yani 7.200 güne düşüreceklerine ilişkin orta vadede bir çalışma yaptığı söylendi. Bu yasa çıkarsa Nihat Seçkin Bey de 7.200 günden emeklilik hakları kapsamına alınır. Ama şu andaki mevcut uygulama Bağkur'dan normal emeklilik 9.000 gün. 9.000 gün. Bununla ilgili bir de bana bir soru daha geldi. Tabii buyurun. Yaklaşık 8 yıldır bir fabrikada işçi olarak çalışmaktayım. Toplam SSK sürem 2.800 gün. Ancak sigortalı olmadan önce 1997 yıllarında tarımsal faaliyette bulunduğum sıralarda tarişe, zeytinyağı ve incir sattığımı hatırlıyorum. Bu satışıma ilişkin makbuzlarımı kaybettim. O tarihte ziraat odası kaydımda mevcut idi. 1997 yıllarında tarımsal faaliyette bulunduğum sürelerde Bağkurlu olabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bu önemli bir soru. Çiftçi Bağkurlar 1994 yılının Haziran ayından sonra üretmiş olduğu ürünleri müstahsil makbuzuyla satarken Bağkur kesintisi oluyordu. Yani o kesintiler bu bahsettiğim üreticilerin... Ne yapar dediniz? Bağkur kesintisi oluyor. Sattığı ürünlerden kesinti yapılıyor. Mesela tüccara satarken. Evet. Tüccarın dışında kurumsal firmalara, Fisko Birlik, Tariş, zeytinyağı firmaları bunlara satarken makbuz karşılığı satılıyordu. Diyelim ki siz işte 10 bidon zeytinyağı sattınız. Tamam. Diyelim ki 10 milyon lira. Bunun %1'i, %2'si vergi stopaj, %1'i Bağkur stopaj şeklinde kesiliyordu. Bu kesintileri alan firma ilgili kurumlara kişinin adına yatırıyordu. İlgili firma. Mesela Tariş kişinin adına yatırıyordu Bağkur hesabına. Bağkur hesabına. Veya vergi ise vergi hesabına yatırıyordu. Kişi de malını satarken bu kadar tutar eksik ücret alıyordu. Yani sattığı malın bedelinden eksik alıyordu. Buna tarım tevkifat sistemi diyorduk. Ancak bu kişi, konu kişi, soru soran kişi makbuzlarını kaybetmiş. Eğer makbuzları olsaydı, makbuzlarını ibraz etseydi 94 yılından itibaren bu kişinin sigortalılığı başlardı. Bağkur çiftçi sigortalılığı başlardı. Bağkur çiftçi sigortalılığının başlamış olması da ona hizmet süresi kazandırırdı. Burada yapılması gereken ne var? Anladığım kadarıyla Tariş'e satmış. Tariş kurumsal bir firma olduğu için her ne kadar makbuzu kendisinde olmasa da oraya sattığı yılı
sattığı tarihi hatırlayabiliyorsa yazılı müracaatta bulunarak o stopaj dökümünü çıkartıp daha sonra o dökümle Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak o primlerin, yatan primlerin Bağkur süresi olarak değerlendirilmesi talebinde bulunabilir. Bu şartlarda da kişinin, çiftçi kişinin tarımsal faaliyette bulunduğu için ve prim ödediği için o süreler hizmet süresi olarak değerlendirilir ve emeklilik haklarına katkısı olur. Bu arada EYT kapsamında olup da EYT'den emeklilik müracaatında bulunanların emeklilik işlemi sonuçlandırılmayan yüzlerce binlerce sigortalımız mevcut. Bunlarla ilgili ciddi sorular gelmekte. Tamamdır, alalım. Bugünkü mail daha çok onun üzerine yoğunlaşmış durumda. Ancak burada tabii yapmış olduğumuz araştırmalarda neden gecikme söz konusu olduğunu irdelediğimizde bu sigortalılarımızın farklı iş kollarında, farklı tarihlerde, farklı yerlerde çalışmış olduğu. Artı bazılarında sahte sigortalılık, yani şaibeli sigortalılık demiş olduğumuz kurumlarda. Yani bir iş yerini düşünün, küçük bir restoran. Bu küçük bir restoranda total en fazla çalışacak 20 kişi tutmuşlar. Bazı kişileri, işte senin sigorta primini biz daha az ödeyerek senin yanımızda sigortalı gösterelim şeklinde çalışmadan sigortalı göstererek en az 200 kişiyi bir restoranda, küçük bir restoranda sigortalı olarak göstermişler. SGK bunu tespit ettiği için bu çalışmadığı sigortalılık sürelerini iptal ediyor. Buna da sahte sigortalılık diyoruz. Bunun dışında kişiler EYT kapsamında olduğu halde müracaat ettiği tarihte geçmişe dönük ödemediği Bağkur prim borcu gündemde olduğundan, yani Bağkur primlerinin kalan borçlarını ödemeden emeklilik müracaatında bulunduğundan ve bunu gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilgi almadan müracaatta bulunduğundan onların bu konudaki sıkıntıları halen devam etmekte. Artı önemli bir konu da kişi kendi iş yerinde kendisini sigortalı göstermiş. Kendi iş yerinde kendisini sigortalı göstermesi yasal olarak mümkün olmadığından bu sigortalılık süreleri Bağkur kapsamında değerlendirilir. Eğer isterse burada bu durumda olan sigortalılarımıza önerilerimiz bu yatırmış olduğu sigorta primlerinin Bağkur borcuna mahsup edilmesiyle ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu'na müracaatta bulunmasını salık veriyorum. Bu önemli bir konu. Diğer bir konu yine bu EYT kapsamında olup da bahsettiğimiz emeklilik işlemi sonuçlanmayan kişilerin öncelikli olarak farklı illerde sigortalı çalışmaları bulunduğu için, yani en son İzmir'de çalışmış, iş yerinden ayrılmış, emeklilik talebinde bulunmuş. Ancak ondan önceki yıllarda İstanbul'da, Ankara'da veya ona benzer illerde sigortalı çalışması bulduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu bu illerle yazışmaya girmiş durumda. Bu durumu öğrenip sigortalılarımız Alo 170 kanalıyla da öğrenebilirler. Böyle bir uygulama var. Alo 170 kanalıyla neyi öğrenebilirler? Kendi durumlarını, yani işte ben Mart ayında EYT kapsamında emeklilik talebinde bulundum ama bugüne kadar herhangi bir cevap alamadım şeklinde girerek öğrenebilirler. Onun dışında E-Devlet'ten girerek, E-Devlet'ten isterseniz bunu vurgulayalım, DYS evrak takip sistemi var. Arama kısmına DYS evrak takip. Yani Diyarbakır, Yozgat, Sinop evrak takip sistemi. E-Devlet'e girecekler.
Arama kısmına. Arama kısmına, arama butonunun kısmına, kutucuğa, DYS evrak takip sistemine tuşlayacaklar. Orada emeklilik müracaatıyla ve emeklilik işlemiyle ilgili neler yapıldığını, hangi safhada olduğunu görebilecekler. Eğer başka bir kurumla yazışma yapılmışsa onu oradan takip etmek için kendisine bilgi ulaşacak. Bu bir. İkincisi alevüz etmiş. Üçüncüsü bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne müracaat ederek kendi durumlarını öğrenebilirler. Bir ikinci konu. Bu arada şunu da hatırlatalım. chetinernecati262@gmail.com adresinden sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. #NecatiChetiner'den de sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bir diğer sorumuz. Kişi sürelerini doldurmuş. Cetvele bakıyor. 5950 gün var EYT kapsamında. Ama emeklilik müracaatında bulunmuş. SSK kapsamında 5975 günü tamamlamış. Ondan önce Bağkurlu var. Bağkurlu olup da sonradan SSK'ya geçenlerin sigortalılık süreleri, son sigortalılık süreleri, son 7 yıl içerisinde ödemiş olduğu sigortalılık sürelerinin 3,5 yıldan az olmaması gerekiyor. Yani burada şöyle ifade edelim. EYT kapsamına girdiniz. Müracaat tarihiyle sigortalılık başlangıç tarihi 8-9-1999'dan önce sigorta başlangıcınız var. Tamam. Sonra bakıyorsunuz toplam tutur sigortalılık gününüz Bağkur SSK 5975 gün. Müracaat ediyorsunuz. Ancak son sigortalılık süreniz SSK kapsamından emekli olacağınız için son sigortalılık süreniz 1260 günün altında ise yapmış olduğunuz müracaat geçersiz sayılır. Yani son 7 yıl içerisinde ödemiş olduğunuz sigortalılık süresi 1261 günü doldurması gerekiyor. O nedenle bu durumda olan kişilerin bu konuya dikkat etmesinde yarar görüyorum. Diğer ikinci bir konu. Buyurun. Yine biliyorsunuz EYT kapsamında olup da günlerini dolduramayanlar söz konusu. EYT kapsamında olup günlerini dolduramayanlar. Dolduramayanlar söz konusu. Gerek Bağkur kapsamında olanlar, gerek SSK kapsamında olanlar, gerek emekli sandığı kapsamında olanlar. Bunlar mevcut durumlarına göre mevcut durumlarına göre biraz önce ifade ettiğim gibi askerlikte geçen sürelerini borçlanarak eksik günlerini tamamlayabilirler. Kadınlar da yine EYT kapsamına girmiş ama arada boşluk var. O arada işte daha önce boşluk olmadan önce doğum yapmış. Birkaç kez doğum yapmış. 3 doğum şartıyla her doğum için 2 yıl borçlanma hakkıyla eksik sürelerini doğum borçlanması yaparak tamamlayabilirler. Bununla birlikte bir soru daha var. Bu şeyle ilgili bana intikal eden sorulardan bir tanesi. Buyurun. Kişi yaklaşık 8 yıldır sigorta primi ödemekte. Ancak yine 8-9-1999 tarihinden önce sigorta girişi vardı, ara vermiş. Arada 3 yıl Bağkur kaydı var. Bunu yatırmamış. Bu 3 yıl Bağkur kaydı da dondurulmuş. Şu anda da böbrek hastası. Çalışmıyor. Ne yapabilirim diye bir sorusu var. Bu kişi 1800 gününü tamamlamış toplam sigortalık süresini. Böbrek hastası olduğu için mağlulen emeklilik talebinde bulunabilir. Yani tamam. Bağlı olduğu adresine en yakın sosyal güvenlik merkezine giderek mağlulen emekli olma talebinde bulunabilir. SSK onu hakem hastanelere göndererek alacağı heyet raporuyla mağlulen emekli olma hakkı söz konusu. Bunların dışında peki, yine
Sosyal medyadan çokça soru geliyor bu arada, ancak hepsine cevap vermemiz de mümkün değil. Benim aklıma takılan bir diğer soru, emekliler bayram ikramiyelerini merak ediyor. Bu ne aşamada bu durum son kez? Emekli bayram ikramiyeleri biliyorsunuz 2000 lira. Evet. Bununla ilgili haberlerden aldığımız bilgilerde Sayın Bakan'ın emekli ikramiyesinin artırılacağı noktasında. Temennimiz 2000 lira değil de 5000 lira olsun. Belki 10.000 lira olsun. Çünkü emeklerimiz gerçekten 16 milyonun üzerinde emekli maaşı alan ve bu 16 milyonun büyük bir kesiminin, çok büyük bir kesimin, hani 13.800 emeklimiz var ya, 13.800.000. Evet. Onun dışında da dul yetim aylıkları alan var. Bunlar toplam 16 milyonun üzerinde. Evet. Bunların büyük kesimi en düşük emekli maaşı dediğimiz 10.000 liranın sınırında. Bu kişileri düşünecek olursak... Bu kişilere mi ikramiye verilecek? Yok, hepsine verilecek. Hepsine verilecek. Bu kişilere düşünecek olursak, bunların içerisinde kira verenlere düşünecek olursak, ciddi anlamda sıkıntıda oldukları için, enflasyonda ortada. Enflasyonda durmadığı için, evet. Emeklilerimize bayram ikramiyesinin yükseltilmesi temennimiz doğrultusunda olacaktır. Çünkü emeklilerimiz gerçekten ciddi anlamda maalesef enflasyon kaybına uğradılar. Kira. Bu görünen bir şey. Bu nedenle emekli ikramiyelerinin artırılması ciddi anlamda olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Peki Necati Bey, Temmuz ayında SGK ve memur emeklilerinin arasındaki fark kapanacak mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi güzel bir soru. Biliyorsunuz devlet memurları ve emeklileri, geçtiğimiz yıllarda devlet memurları yasal olarak yılda iki kez toplu sözleşme hakkına sahipler. Bu toplu sözleşme haklarından yararlanmalarıyla birlikte memur emeklileri de aynı haklardan, aynı oranda yararlanmaktalar. Ancak 2023 yılında devlet memurlarına verilen 8.000 lira seyyanen zam maalesef memur emeklilerine yansıtılmadı. Burada memur emeklilerinin ciddi bir serzenişi söz konusu. Bu konuda çalışma olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Ama biliyorsunuz 2024 Ocak ayında yapılan SSK ve Bağkur emeklilerine önce %37,5 sonra %49,25 oranındaki ilave zamla beraber tekrar 2024 yılı içerisinde zam olur mu, SSK ve Bağkur emeklilerine zam olur mu sorusu kafamıza şöyle bir şey getiriyor. Çünkü 31 Mart 2024'te belediye seçimleri olacağı için 1 Nisan'dan itibaren gerek temel maddelere, gerek elektriğe, gerek suya, gerek doğalgaza, gerek akaryakıda ciddi bir zam gelirse bunu SSK ve Bağkur emeklilerimizin bu yükü zor kaldıracağını düşündüğümden onlara da aynı oranda memur emeklilerine yapılacak zam oranında emeklilerine zam yapılması yararlı olur diye düşünüyorum. Bunun ötesinde daha çok dikkat çeken bir şey var. O da biliyorsunuz Sezen Hanım, dul yetim aylığı alanlar. Evet, dul yetim aylığı alanlar şimdi devlet... Ne kadar da dul yetim aylığı alan? Dul yetim aylığı şöyle düşünelim. Bugün en düşük emekli maaşı 10.000 liraya yükseltilmişse de... Tamam. Emeklinin vefatı halinde bir eşi varsa, sadece bir eşi varsa buna bağlanacak aylık 7.500 lira, %75'i. Yani bir eşi ve yetim aylığı 7.500 lira öyle mi? Bir eşi iki tane çocuğu varsa eşine %50 5.000 lira, yetimlere de %25 oranında 2.500 lira ödenmekte. Ancak yetimlerden biliyorsunuz aylık alabilmeleri koşulları var. Kız çocuğunun evleninceye kadar, erkek çocuğunun da
yüksek öğrenime devam etmesi ve 25 yaşını dolduruncaya kadar bu koşulları tamamlarlarsa, eğer 25 yaşını dolduran bir erkek çocuğu 25 yaşından sonra yetim aylığı alamayacağından, kız yetimle annesi kalırsa, kız yetimin yetim maaşı %30, anneninki %60'a yükseliyor. Yani 10 bin liranın 6 bin lirasını annesi alıyor, 3 bin lirasını kız yetim alıyor. Kız yetim evlenirse veya çalışmaya başlarsa bu yetim aylığı kesiliyor. O durumda da annenin %60'da olan... Erkek çocuk da faydalanabiliyor mu bu bağıştan? Sadece tabii kız... öğrenim gördüğü görmesi halinde erkek çocuğu 20 yaşına kadar orta öğrenimde, 20 yaşından 25 yaşına kadar yüksek öğrenime devam etmesi halinde yetim maaşı alabiliyor. Yani eğitim sürecine devam ediyorsa yetim maaşından faydalanabiliyor. Ama eğitim süresi yüksek öğrenimde 25 yaşından önce tamamlarsa veya 25 yaşından sonra öğrenimi tamamlamış bile olsa, tamamlamamış bile olsa 25 yaşında aylığı kesiliyor. Bu durumda kesilen aylığı annesine ve diğer kız kardeşine belirli oranlarda dağıtılıyor. Bir anne ve bir kız çocuğu kalırsa annenin bu 10 bin liralık babalarının maaşı %60'ı anneye, %30'u kız yetime aktarılıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bununla birlikte yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi... Siz sorulara bakarken sayın seyircilerimize de hatırlatalım. necatiçetiner@gmail.com adresinden ve #necatiçetiner'den bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Buyurun. Eğer eşten bağlanan dul aylığı kadına, eşten bağlanan dul aylığı kadının kendi maaşı varsa, kendi maaşı varsa eşinin maaşını alabiliyor. Aynı kurum dahi olsa. İkisi de SSK'dan emekli. Tamam. Bir tanesi vefat etti. Kadın olabilir, erkek olabilir. Evet. Vefat etmesi halinde diğer kalan kişi kendi maaşını alırken eşinin maaşının sadece %50'sini alabiliyor. Sadece %50'sini. Bakın. Yani bu emekli sahanında olabilir, SSK'da olabilir, Bağkur'da olabilir. 506 sayılı kanunun 20. maddesi kapsamında özel bankalardan, borsadan, oradan emekli olan, onların çünkü pozisyonları farklı. Oradan emekli olanlar da birbirlerinin maaşını eşler alabiliyorlar. Aynı statüde dahi olsalar. Bu ciddi sorulan bir sorulardan birisi. O nedenle bu durumda olanların sadece çocukları, dul ve yetimleri, kız yetimleri evlenmeleri halinde veya sigortalı bir işe girmeleri halinde aylıkları kesiliyor. Bunların içinde de kız çocukların evlenmeleri ve sigortalı bir işe girmeleri halinde kesiliyor maaşlar. Aylıkları kesiliyor. Bir istisnai durum var Sezen Hanım, onu açıklayalım. Buyurun. Kız yetim babasından maaş alıyor. Tamam. Babası emekli sandığı personeliyken vefat etmiş. Yani devlet memuru emekliyken vefat etmiş olan kız çocuğu babasından emekli maaşı alırken sigortalı bir işe girerse babasının yetim maaşı kesilmez. Bakın bu istisna. Devlet memurunun yetimi sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa onun maaşı kesilmez. Ta ki evleninceye kadar. Ama memur olması gerekiyor. Babasının memur olması lazım. Tersi durumunda, yani memur olmadığı durumda. Babası SSK veya Bağkur emeklisi olup da kendisi devlet memuru olursa veya sigortalı olursa babasından aldığı maaş kesilir. Peki. Bu önemli bir konu. Önemli bir konu. Tekrar hatırlatacağız sevgili seyircilere de. Emeklilikte Akla Takılanlar programının burada sonuna geldik.
cetiner.necati262@gmail.com ve #necaticetiner'den sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Programın burada sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.